İşte bu tekrar vücutlarımız da tekrar o döllenmiş yumurtaya dönüşeceğiz. Bu 50 bin yıl içerisinde o toprak ana rahmi görevi yapacak. Orada her birimizin vücudu yeniden oluşacak. Aynen bir meyve çekirdeğinden aynı meyvenin oluşması gibi. İşte burada başlangıçta Allah-u Teala diyor ki nasıl başladıysanız öyle geri döneceksiniz. O ayete bakarak başlangıcın da 50 bin yıl olması gerektiğini anlıyoruz. Zaten bu konuda bir hadis de var. Demek ki bu kadar uzun süre içerisinde Adem ve Havva'nın oluştuğu o döllenmiş yumurta oluşuyor. Ondan sonraki gelişimde toprak ana rahmi kıvamında oluyor. Bu Adem ve Havva'nın yaratılışı daha sonra da zaten ana rahminden oluşuyor. Bir de İsa'nın yaratılışı var zaten. İsa'nın yaratılışı da Adem'in yaratılışıyla aynı gösteriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama fark şu, İsa bir rahim içerisinde yaratılmış oluyor ama Adem toprak içerisinde yaratılmış oluyor. Tabii bu konularda sizin istediğiniz tam bilgiyi verebilmek için bu konunun uzmanlarıyla çalışmak lazım. Yani biz ancak birkaç kelimeden anlayabildiklerimiz... Ben şuna bir toplama yapabilir miyim? Şimdi mecazi olarak toprağı alırsanız bu 50 bin yılı istediğiniz kadar uzatabilirsiniz derse hocam o zaman ona diyecek bir şey yok. Ama 50 bin yıldan önce de insan var. Bayağı insan yani. Dini de var, her şeyi de var. Çünkü bu 50 bin yıl biz jeologlara çok küçücük bir zaman gibi geliyor. Yani bizim... Ölçtüğümüz zaman aralıkları... Yumurtanın oluşumu evet. için o işi evet. yapar. Şimdi yalnız o yumurtanın 50 bin yılda oluşması şeklinde yorumlarsanız biliyorsunuz Francisco Redi'nin yaptığı deneylerden beri bizim bildiğimiz bir şey var. O da 50 bin yılda verseniz, 100 bin yılda verseniz, 300 bin yılda verseniz spontane yaratılış mümkün değil. Bunun çok daha uzun bir zamana gerek gösterdiğini görüyoruz. Yani... milyonlarca yıla gerek gösterdiğini görüyoruz. O tek hücrenin değil, bir tek proteinin oluşması için milyonlarca yıl lazım. Ve zaten biliyorsunuz bir tek proteinin oluşmasının ne kadar düşük bir ihtimal olduğunu. Bu düşük ihtimali ancak o kadar uzun zaman aralıkları kapatabilir. Aksi takdirde hani bilimin bugün bildiği bu kadar 50 bin yıl gibi kısa bir sürede bu mümkün değil. Yani bir yumurta yaratmak mümkün değil hiçbir şekilde. Dolayısıyla bizim bildiğimiz çok uzun bir zaman aralığında spontane olarak meydana geliyor. Ama şimdi, siz şimdi bu... Şimdi Celal Bey...